Ustoz ve İlim Kanalı. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anhu 12-13 yaşlarda deb keltiriladi kitoblarda. 17 dona sure yodlagan ekanlar. Yosh yigitni payg'ambar alayhissalomning huzurlariga olib kelishdi. Ya Rasululloh, Zaydni bir qarang, juda ham bir zehnli, farosatli yigit ekan. Ben bu rivoyatni nimaga keltiryapman? Bu joyda o'tirganlarimiz hammamiz Qur'ondan bir pora yo ikki pora, uch pora yodlamaganmiz. Üçtedir, ontedir yaşlılığımızda ata-anamızdan Kur'an yodlaganmiz. O'sha yodlagan 10 suramizni ham kalbimizde turganini, mertebesini, kattaligini bildirip qo'yishini aytayapman. Peygamber aleyhisselamın huzurlariga Zayd ibn Sabitni yetelab olib kelishdi. Yosh yigitdi ya Rasululloh. Bu Zaydni qarang, juda ham bir zakovatli yigit ekan. 17 sura yodlabdi dedi. Endi qarang, Peygamber aleyhisselam bu Zaydga qilgan e'tiborlarini. Zaydni 17 sura yodlagandan Rasulullohning ko'ngillari xushnud bo'ldi. Va bu yigitni zakovati, farosatini kuchliligidan Zaydga shunday topshiriq berdilarki, "Ey Zayd, sen Yahudiylarning tilini o'rgangin" dedilar. Suryoniy tilda o'rgangin, Yahudiylardan kelgan maktub menga tarjima qilib berasan, men yozgan maktubni Yahudiylarga suryon tiliga tarjima qilib berasan dedilar. Mana shu joyda bir hikmat bor. Zayd ibn Sabit bir oyga yetmasdan suryoniy tilini o'rganib, Rasulullohga kotib bo'ldilar. Mana shu ilm sababli, til o'rganishlik sababli Qur'oni Karimga kotib bo'ldilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning davrlarida Ridda jangi bo'lganda 70dan oshiq qori, murattab qori sahobalar vafot etdi. Shunda Hazreti Ömer radıyallahu anhu, Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu'nun huzurlarına gelip Kur'an-ı Kerim'de bir kitapka cemlep koyuşluğunu teklif kıldılar. Şu vakit geçe Resulullah'ın davrlarında sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim kitap olup cemlenmegen. Mirzalar yani katipler ayet çükende Resulullah çakırgeller terige, darahlarının poslağına yazıp koyuşken. Lekin Kur'an-ı Kerim olup cemlenmegen. Mana shu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu davrlarida ko'p sahobalar shu jangda vafot etgandan keyin Hazrat Umar kelib shu taklifni berganlar, Qur'onni jamlab qo'yaylik deganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qanday qilib Rasululloh qilmagan ishni men qilaman deganlar. Yana takror kirganlar, oxiri Alloh taolo Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning qalblariga ham bu ishni to'g'ri ekanligini bildirdi va mana shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu bu ulug' mas'uliyatni ishni Zayd ibn Sabit va Hazrat Umarga topshirdilar. Qaysi bir sahaba payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning huzurlarida Qur'on oyat yozilgan bo'lsa va ikkita guvoh o'sha Rasulullohning huzurlarida Qur'onni yozganligiga ikkita guvoh keltirsa va o'sha Qur'onni o'qiganda boshqa qorilar uning tasdiqlasa, Qur'oni Karimga tushirishdi. Mana shunday Qur'oni Karimga dini islom musulmonlar katta e'tibor qilganlar.